Tabi bulunduğumuz yer bizim için çok kıymetli bir yer. 20 yıldır Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın yaptığı prestij işlerden bir tanesinin tam önündeyiz. Botançayı beğendik köprüsündeyiz şu anda. Arkamızdaki köprü Türkiye'nin en yüksek köprüsü. 165 metre yüksekliğinde, 450 metre uzunluğunda, 10 metre, 15 metre genişliğinde. Bitlis'in Hizan ilçesiyle Siirt'in Pervar ilçesini birbirine bağlayan çok kıymetli bir işi 10 Temmuz 2022'de tamamlayıp milletimizin hizmetini açmıştık. Tabi bu köprü ve yollarımız olmadan önce saatler süren yolculuklar, kıvrılım kırılan yollar, botançayı geçişlerindeki sıkıntılar hepsi tarih oldu. Saatler süren yolculuklar botançayı Beğendik Köprüsü birlikte sadece bir dakikaya düştü. Tabi vatandaşımız milletimiz bu hizmetleri hak ediyordu, fazlasıyla hak ediyordu bu hizmetleri sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Tabi bu projeler çok daha önce bitmesi gerekiyordu aslında. Ama maalesef bizi bir terör belasına bulaştıranlar, bizi terörle vaktimizi çalanlar, paramızı çalanlar maalesef bu projelerin gecikmesine neden oldular. Ama bölgemizde huzur var, güven var. Huzur güven olduğu yerde yatırımlarımız da artarak devam ediyor. Çiftçilerimiz kazanıyor, sanayicimiz kazanıyor, öğrencilerimiz okullarına rahatlıkla gidiyor ve Bölgede müthiş bir huzur var ve müthiş bir ekonomik gelir var. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi biz projelerimizi, ulaştırma projelerimizi bir akarsuya benzetiyoruz. Geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, eğitimine, turizmine, tarımına katkı. Biz 1 liralık ulaştırma altyapı sayesinde tam 10 katı milli geliri etkimiz oluyor. üretimi 10 katı etkimiz oluyor. Milli geliri de 6 katı etkimiz oluyor. Bu bilinçle ülkemizin her tarafında yatırımlarımız artarak devam ediyor. Biz iki gün önce Muğla'daydık. Bugün Bitlis'teyiz, Siirt'teyiz. Yarın yine ülkemizin başka bir yerinde olarak ülkemize, vatandaşımıza yapacağımız hizmetlerin peşindeyiz. Hizmetler artacak. Bu hizmetler sayesinde ülkemiz gelişecek, bölgelerimiz gelişecek. Beğendik Köprüsü ile Siirt gelişecek ve bunun sonucunda ülkemiz gelişecek. Biz nasıl ki 20 milyar 20 yıl önce 30 milyar dolarlık ihracat hacmimiz vardı. Bugün nasıl 225 milyar dolara gelmişsek, bunun önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolara çıkarmışsak bu güçlü altyapı projeleri sayesinde oluyor. Ayrıca biz bu projelerimizi bu dünyanın gelişmiş en büyük teknolojileri kullanarak yaptığımız bu dünyanın sayılı projelerini kendi yerli mühendislerimizle, kendi işçimizle yapıyoruz artık. Bunlar bu gurur hepimize yeter. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin gururu bu. Bu projeler artarak devam edecek. Beğendik köprümüzü 10 Temmuz 2020'de açmıştık. 2020'den bu tarafa buradan tam 1,5 milyonun üzerinde araç geçti bu köprüden. Tabii köprü ne olacaktı? Belki bu yolculukların çoğusu yapılamayacaktı. Yapılsa da bu meşakkatli, bu zor yolculuklar zaman kayıpları, akar yakıt kayıpları, onun yanında can kayıpları, mal kayıpları hepsi artarak devam edecekti. Ama ülkesini seven, vatanını, milletini seven kadrolar sayesinde bu projeler kısa sürede bitiriyor. Tabii biz 20 yıl öncesinde bu projeleri niye yapmıyorduk? Aslında ülkemiz aynı ülke, vatandaşımız aynı, zenginliklerimiz aynı ama maalesef 20 yıl öncesinde ülkemizin başka öncelikleri vardı. Başka milletimize faydası olacak işlerle uğraşan kadrolar yoktu. Tabii ki son 20 yılın en büyük avantajı güçlü lider, güçlü kadrolar ve güçlü irade sayesinde bu projeler bir an önce bitiyor. Biraz önce Siirt dedik. Siirt merkezden Siirt-Pervari yolunun temelini attık. 64 kilometrelik yolumuz çok daha standardı, konforu yükseltilecek, güvenli yol haline gelecek. Bugün bulunduğumuz noktadan Pervari ile Hizan arasındaki yollarımızı da daha önce bitirmiştik. Onları da 10 Temmuz 2020'de açmıştık. İnşallah Pervari-Siirt arasında 7 gün 24 saat çalışarak en kısa sürede bitirmek için büyük bir ummalı çalışmaya girdik bugün itibariyle. Bu güçlü kadrolarla biz bütün projelerin üstesinden gelen kadrolar olarak en kısa zamanda bitirip vatanımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah Türkiye büyüyecek. Türkiye ile birlikte Siirt de büyüyecek, Pervari de büyüyecek, Hizan da büyüyecek. Bizler de bu vatana millete aşık kadrolar olarak hizmetlerimize, yatırımlarımıza durdurarak bilmeden devam edeceğiz. Tabii Siirt'in bizim pek çok yerinde fazla farklı noktaları da çalışmalarımız var. Bugün itibariyle onları da yerinde inceleyeceğiz. Ama bugün özellikle buraya Beğendi'ye gelmek istedik. Hem beğendikteki vatandaşlarımızla buluşmak istedik. Hem de bu Beğendi'ye yapmış olduğumuz bu gurur veren projeyi bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşımak istedik. Hem kendi mühendislerimizin yaptığı bu gurur proje ve yaptığımız projenin böyle dağların arasında kıvrım kıvrım gelen yolların içerisinde yaptığımız bu Türkiye'nin en yüksek köprüsünü, 160 met metre yüksekliğindeki köprüyü de bütün Türkiye'ye tekrar tanıtmak istedik. Bizi izlemeye devam edin. Bizim çok işimiz var. İnşallah bu gurur projeleri devam edeceğiz. Yine ülkemiz için, milletimiz için, ülkemizin karış karış gezmeye devam edeceğiz. Katılımlarınızla dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bütün çalışma arkadaşlarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizim Karayolları Genel Müdürlüğümüz bir vücudun kılcal damarları gibi ülkemizin her noktasına ulaşmışlar. Hep vatanımızın milletimize hizmet noktasında gece gündüz çalışıyorlar. O çalışan binlerce arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir arkadaşlar. O yüzden bu ekip güçlü ekip sayesinde biz de bu projelerin bitiriyoruz ve bunları dünyanın hizmetine sunuyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.